Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Köprü dergisinin geçen seneki Risale-i Nur Enstitüsü kongresi konusu gelecek tasavvuru. Bediüzzaman Said Nursi'nin gelecek tasavvuru. Biz de kardeşlerimizle beraber bir ekip halinde Genç Said'i çalıştık. Malikiyet Serbestiyet Devri'nin istikbal adamı Genç Said olarak. Bunlar ne demek? Risale-i Nur'da geçen bu kavramların karşılıkları neler? Beraber mütalaa edelim inşallah. Önce bir hakikat. Bismihi subhanehu immi şeyni la yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi aşirati de gaig eyyamil firak. Ayrılıkları bile üstad kazanca dönüştüren bir salatü selamla başlıyor. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'an'da kuvvetli, dirayetli arkadaşlarım. Bir yerde kardeşlerim ve arkadaşlarım geçiyorsa anlayalım ki orada şahsı maneviyi ilgilendiren çok özel şeyler üstad söyleyecek. Hizmet-i Eper'inde de İhlas Risalesi'nde de bu kardeşlerim ve arkadaşlarım diye başlamalarını malumunuz bilirsiniz. Bu zaman cemaat zamanıdır. Bu zaman cemaat zamanıdır. İlginç bir tabir. Sanki bu zamana kadar cemaat zamanı yok muydu ki bu zaman cemaat zamanı? Sanki alem-i İslam bu saate kadar cemaatle, cemle, cumaları yok muydu, bayramları yok muydu, hacıları yok muydu, beraber yaptıkları şeyler yok muydu ki üstad bunun üzerine bu zaman cemaat zamanıdır? Bu cemaat zamanı demekteki kelime, cemaat kelimesi ne anlama gelecek? Bunu beraber anlamaya çalışalım. Ehemmiyet ve kıymet şahs-ı maneviyeye göre olur. Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Zaman. Zaman kelimesinin geçtiği her yere ahir zaman ve bu zamanın tanımlanması için Bediüzzaman. O zaman Risale-i Nur'u bir de böyle bakalım. Zaman iktisat zamanıdır. Zaman ihlas zamanıdır. Zaman cemaat zamanıdır. Bunların hepsi zaman, ahir zamandır. Ve bu zaman o hastalığı tanımlayan doktorun ismiyle anılacaktır. İşte o da Bediüzzaman'dır. O zaman zamanı o zamanın icatına göre tedavi eden, cemaati de o zamanın icatına göre yeniden tanımlayan bir anlayışa muhtacız. O zaman zaman cemaat zamanıdır. Ne anlama gelecek? Bir daha bakacağız. İnsanın kainatı okuma yolculuğu hızlandıkça, bilimler, fenler, kainatın bir bütün içerisindeki uyumu daha da ön plana çıktı. Yani mevcudat, varlıklar, teanük, tesanüt, tecavüp ve teavünden hasıl olan bir birliktelik göstermekteydi. Birbirlerine cevap veriyorlardı, birbirlerini sarıp sarmalıyorlardı, birbirine dayanışma gösteriyorlardı, yardım ediyorlardı. Bilim bunu tespit ediyor. Kainatın varlıklarının birbiriyle olan uyumunu. Bilim bu son derece alimane, basirane, rahimane ve kadirane ilişkiyi hayretle izleyip bunlara yeni isimler koymakla meşguldü. Ve daha ötesini kelebek etkisi diyordu. Yani okyanustaki bir etkinin ta nerede yansımasını gözlüyordu. O zaman her şey her şeyle ilgiliydi. Varlıklar cemaat nizamı altında hareket ederken, çünkü birbirlerinin yardımına koşuyorlar, birbirlerine dayanışıyorlar, birbirlerine cevap veriyorlar. Her birinin hukuk ve istidadının muhafaza edildiği bir birliktelik sergilemesi. Yani onun kabiliyeti neyse onu şahane orada kullanabilmesi. Göz ardı edilemeyecek bir hakikatti. Her yeni keşif bu gerçeği daha net ortaya çıkarıyordu. Farklılıkların korunduğu birliktelik. Yani her bir varlık Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği o özel istisna özelliklerinin hepsini koruyor ama birlikte hareket ediyor. Farklılıkların korunduğu. Nasıl ki bizim her şeyimiz farklı değil mi? Genetik şifremiz farklı, parmak izimiz farklı, anlayış şeklimiz farklı.
Cenab-ı Hak bize birisine benze, onun gibi ol demiyor. Bu farklılığını koruyarak bu bütünün parçası ol diyor. İnsan bu tabloya bir gane kalamazdı. Kainatın bu okuşuna artık yeni devir şekilleniyordu. Malikiyet ve serbestiyet devri. Hürriyetini, istidadını, mutluluğunu birlikte arama, birliktelikte arama ve fark etme. 30. lema biliyorsunuz İsmi Azam'ı anlatıyor. 4. nüktesinde fert ismi ve çıkış cümlesi bir ayetle Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Burayı hatırlıyoruz, İhlas suresi. Ama klasik anlamda hiç içerisinde ihlas kelimesi geçmiyor. Allah için olma kelimesi de geçmiyor. Aynı İhlas Risalesi'nde meşveret kelimesinin geçmediği gibi, şahs-ı manevisinin kelimesinin geçmediği gibi. Ama burada ne vardı? Bu fert isminde tevhid-i hakikiyi gayet muhtasar bir beyanla anlatımı vardı. Ve diyordu ki, kainatın mevcudatı, varlıkları, envaları, çeşitleri öyle muntazam bir fabrika çarkları gibi. Hatırlıyor muyuz muntazam fabrika çarklarını İhlas Risalesi'nden? Öyle muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder. Birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Öyle bir tesanüt, öyle birbirine muavenet. Kainatı okuyor şimdi. Öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbirinin içine girmek suretiyle öyle bir vahdeti vücut teşkil ediyorlar ki, ayrı ayrılar ama öyle birbirinin içine girmişler ki, birbirlerine cevap veriyorlar, yardım ediyorlar bu kainat. Bir vahdeti vücut, yani tek bir vücut gibi. Bir insanın cesedindeki unsurlar gibi. Yine bu cümleyi hatırlıyor muyuz, bu kelimeyi? Fabrikanın çarkları, vücudun azaları ya da Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın birbirlerine destek veren bir binanın taşları gibidir müminin dediği gibi. Birbirinden kabili tefrik olamaz. Vücudun hangi parçasını ayırabilirsin? Hangi çarkı makineden çıkarabilirsin? Ama hiçbir çark bir çarka benzemiyor. Vücudun hiçbir organı bir organına benzemiyor. Bu farklılıkların korunduğu bir birlikteliğin ismi. Çok özel bir isim. Bir unsurun dizginini tutan, umumunun dizginlerini tutmazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. O zaman takım ruhu, şahs-ı manevi, birliktelik. Kardeşlerle grup ve takım karşılaştırması yaptık önce. Bir arada olmak, birlikte olmak. Bir arada olmak grubun karşılığı gelecek, birlikte olmak ise takımın karşılığı gelecek. Şimdi bunlardan bir arada olmak da karşıdan görüldüğü zaman bir kalabalık, bir cemaat gibi görülecek. Ama birlikte olmak da karşıdan görüldüğü zaman bir cemaat gibi görülecek. Üstad o birlikte olmak takım ruhuna cemaat diyecek. Peki aralarındaki o ince farklar nedir? Grup, aralarında herhangi bir yönden benzerlik veya ilgi bulunan şey veya kimselerin meydana getirdiği topluluk, küme, öbek, ortak özellik olan varlıklar, nesneler, bütünü. Takım ise durum, meslek, davranış ve benzeri bakımlardan birbirine uyan kimselerin meydana getirdiği topluluk ya da vazife bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu. Çok güzel bir tanım. Vazife bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu. Grup üyelerinin bir arada bulunduğu bir yapı. Elbette kötü bir şey değil bir arada bulunmak. Lakin bir arada olmak, birlikte olmaya kapı açmalı. Değeri o zaman kazanıyoruz. Takım, bir arada olmayı birlikte olmak seviyesine, şuuruna yükseltmenin ismi. Takım üyeleri ferdi istidat ve hususiyetlerini müşterek hedeflerine ulaşmada gönüllü kullanırlar. Çünkü birbirleriyle bir yere gelmek vardır. Beraber, birliktelikle gelmek vardır. Muvaffakiyet kişilerin değil, takımındır takımda. Takım yenilmiştir ya da takım yenmiştir. Takım içinde rekabet duyusuna asla yer yoktur. Tenkitten, çekişmelerden şiddetle kaçınırlar. Çünkü rekabette bilgileri saklamada ve paylaşmama duygusu takım ruhunda olmaz. İşbirliği, yardımlaşma, ekip çalışması, şahs-ı manevi şuuru
burada takımda çıkar. Bu şuur zedelenirse vaki başarısızlıklar için başka sebep aramaya gerek yoktur. Takım ruhu bozulmuştur. Afrika'da ilkel bir kabileye bir batılı sosyolog gidiyor. Kabile çocuklarına diyor ki karşıdaki ağaca kadar yarışın. Kim birinci olursa bu çikolataları ona vereceğim. O da ne? Bütün çocuklar el ele tutuşup birlikte koşarlar. Çikolataları hep birlikte kazanırlar. Tabii sosyolog hayret içinde bakıyor böyle. Ne yaptınız diyor. Ne yaptıklarını sorar. Ubuntu yaptık cevabını alır. Klasik bir Afrika anlayışıymış bu. Ben biz olduğumuz zaman benim. Ben biz olduğumuz zaman benim anlayışı Ubuntu. Ve Ubuntu'nun da böyle bilgisayar dünyasıyla ilgili değil mi? Özel şeylerde, yazılımlarda var kardeşler bilirler. O zaman şöyle bir arada yaşamakla, bir arada olmakla, birlikte yaşamak, birlikte olmanın şöyle bir donelerini, bir teknik özelliklerini çıkaralım. Bir arada yaşamakta yönetilen üyeler, dolayısıyla bir de yönetenler vardır. Yöneten, yönetilen gibi. Şahsi başarı esastır. Yalnız işiyle ilgilidir. O hep yöneticiden bekler. Liderin bu işe el atmasını bekler. Eğitime çok önem vermezler. Kontroller onlar için sıkıcıdır. Bir an önce geçirmek isterler bu kontrolleri. Bilgiyi kendine saklar. Çünkü birbiriyle yarışır. Grupta bir yere gelmek, bir pozisyon almak lazımdır. Onun için ötekinden daha bir tık önde olmak lazımdır. Vizyon, misyon birliği bunlarda yoktur. Tenkit gırladır, alabildiğinedir. Çünkü birbiriyle yarıştığı için ötekini kötülemek veya tenkit etmek esastır. Meşveret ise ehemmiyet verilmeyen bir şey. Takımda ise bunun aksine takımın tamamı yönetendir. Yöneten, yönetilen kelimeleri olmaz. Şimdi cemaat kelimesini anlayacağız bu takımın gölgesinde. Takımın başarısı vardır. Kişi benim görevim bu kadar diyemez. Takımın işiyle. Çünkü takım yenilir, takım yener. O zaman liderden beklemez, takımdan bekler. Sürekli eğitim şarttır. Nerede eksiğimiz var? Nerede noksanımız var? Kontrolleri çok sever. Çünkü daha önceden haber verir. Noksan olabilecek, sıkıntı edebilecek yerleri. Bilgiyi takımla paylaşır. Birbiriyle yarışmaz. Birlikte yarışır. Vizyon, misyon birliği vardır. Ne yapmak istediklerini bütün takım üyeleri tamamı bilirler. Gizli bir gündem yoktur. Tenkit onun için asla olmaz. Meşveret ise bunların vazgeçilmezidir. Peki takım ruhunu ya da şahsı maneviyi ya da cemaat, zaman, cemaat zamandır anlıyoruz ya, onu bozan nedir? Bozan faktörler nedir? Takımda müşterek hedefler dışında farklı noktalara dikkatleri dağıtan, kusurlara takılıp kalan, her şeyi tenkit eden, her şeye rekabet konusu gören, kıskanç ve tahakküm etmeye mütemail üyeler takım çalışmasına sekte vururlar. Fıtrat farklılıklarından tevellüd eden uyumsuzluklar, beşeriyetin muktezası olarak, rekabette gruplaşmalar, menfaat çatışmaları, sınırlı kaynaklar, vazife ve rol tanımlarının net olmadığı durumlar, birinin başına çok işlerin kaldığı durumlar, bunların hepsi o takımın ruhunu bozar. Ve takım ruhunu zedeleyip o takımı dağıtır. Üstad Genç Said'i bahsediyor. Malikiyet ve serbestiyet devrinin insanı. Malumunuz, Mektubat'ta geçen bu ibarede ehli dünyanın ve maddi tarihin nazarında nevi beşer, insanoğlunun hayat-ı içtimaiye noktasında, sosyal hayatı noktasında beş devirden bahsediyor. Ve hayat-ı içtimaiye siyasisine. Birinci devri vahşet ve bedevilik, ikinci devri memlukiyet, üçüncü devri esir, dördüncü devri ecir, ücretli devri, beşinci devriye de malikiyet ve serbestiyet devri diyor. Şimdi malikiyet serbestiyet devrini işte bir ekonominin serbest olması, işte kişilerin gibi açıklamalar varsa da üstadın bu takım ve şahsı manevi ruhunu ve cemaat ruhunu ifade eden kelimelerle beraber
ifade ettiğimizde biz bunu hürriyeti ekip ruhu içinde aramak olarak, farklılıkların korunduğu birliktelik olarak algılıyoruz. Malikiyet ve serbestiyet devri, hürriyet ve malikiyetin bilimum fertlerle beraber yaşandığı bir durumu ifade eder. Bireyin orijinalitesini, Cenab-ı Hak ona ne istidatlar vermiş, onların muhafaza edip korunduğu bir takım sistemi içinde ancak varlığını devam ettirebildiği, sistem dışında etkinliğini kaybedeceğini bilmesidir. Yani ben bunun içindeysem yaşıyorum. Yani kişinin elinde bir tapu senedi vardır ve bu senet hisseli tapudur. Diğer hissedarların birlikteliği ve rızaları olmazsa olmazdır. Bir malikiyeti vardır. Benim bu tapum diyebilir ama bu tapunun üzerinde bir şerh vardır. Diğerleriyle beraber senin. Onların rızası olmadan bir hisseli tapuya bir yerde bir şey yapabilir miyiz? Bir müdahale edebilir miyiz? Alıp satabilir miyiz? Yok. Malikiyet ve serbestiyet devrinin mümeyyiz hususiyeti, fıtri taleplerin yoğunlaştığı dönem oluşudur ki, burada istibdat reddedilmiş, hürriyet revaç bulmuştur. Çünkü yöneten, yönetilen böyle bu anlayışlar yoktur malikiyet serbestiyet devrinde. İletişim ve bilgiye ulaşmanın fevkalade kolaylaştığı bu devir, her platformda meşveret ve ortak akıl anlayışıyla insaniyetin mahisi olan istibdada geçit vermeyen bir demokratik zeminin tesisini netice verecektir. Bunu niye konuşuyoruz bunu? O kongrenin Bediüzzaman Said Nursi'nin gelecek tasavvuruydu. Ve genç Said'e de orada bir şeyler söyleyecekti. Ancak sınırsız hürriyet değil mi? Sizin dağ komşularınızda da vardır diyor ya. Çatışmayı, kaosu doğuracağından malikiyet ve serbestiyet devrinde hürriyet anlayışı kulluk şuuruna uygun tanımlanmalıdır. Ne sınır koyacak? Çünkü insanın kuvalarına sınır konulmamış diğer mahlukatın aksine. Bunu da Kur'an'dan istihraçla Bediüzzaman yapar. Nazenin hürriyet der. Demek çok nazikmiş. Yani denge içinde tutması gerekli bir durummuş. Adab-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lazımdır. Edeplenmeli ve bezenmeli. Yoksa sefahat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki tam aksine hayvanlıktır. Şeytanın istibdadıdır. Nefsi emmareye esir olmaktır. Nefsi ne istiyorsa, şeytanı ne istiyorsa onun buyruğu altına girmektir. Hürriyetin şeni odur ki, ne nefsine ne gayrıya zarar dokunmasın. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Ve tanımlar, hürriyet-i şeriye Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hastasıdır. Hürriyet ve iman ilişkisini bu kadar güzel tanımlayan, değil mi? Bediüzzaman'ın ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Hürriyet imanın özelliğidir gibi kelamlarıdır. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim tecellisi. Allah Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niye? Bismillahirrahmanirrahim. Başka, değil mi? Mahluklara, başka yaratıklara kul olmayı yasaklayan bir şeydir. Yalnız onun ismiyle. Başka ismi almamak demektir. Bismillah demek. Ve Risale-i Nur birinci sözde böyle girer. Yani Risale-i Nur aslında kulun bir hürriyetleşme projesidir. Her birinin Allah dışında başkasına Rab olmamasının ifadesidir. Zira hürriyet imanın nasıl hassasıdır sorusuna, zira rabıta iman ile sultan-ı kainada hizmetkar olan adam, yani Bismillah diyen adam, başkasına tezellüle tenezzül etmeye, hem başkasının zilleti altına girmeyecek ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye, o adamın izzet ve şehamet imanisi bırakmadığı gibi, şehamet imaniye, imandan gelen yiğitliği ve izzeti bunu bırakmadığı gibi, başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkat imanisi bırakmaz. Şehamet imaniye, şefkat imaniye arasında bir hürriyet. İşte Bismillahirrahmanirrahim bu. Demek iman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet. Asr-ı saadetin hürriyeti bu.
Yani iman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdad ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Allah'a hakiki abd olan başkasına abd olamaz. Birbirinizi Allah'tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani Allah'ı tanımayan her şeye, herkese nispetine göre bir rububiyet ve tevehhüm eder, başına musallat eder. O zaman hürriyet için iman şart. Hürriyet imanın hastasıdır. Nasıl yerine oturuyor? Ve sözler, yani Risale-i Nur'un bir başlangıcı, Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. O zaman bu bir hürriyet, insanı insan yapan bir kemalat kitabı. Şimdi hürriyeti yanlış anlatan sistemler var. Kapitalist sisteminin seçtiği genç, başarılı, kapitalist sistem böyle genç, başarılı, hırslı karakterleri bir öne sürüyor. Bireyin başarısı maskesi altında onları şişiriyor, gençlere rol model yaptırıyor. İşte bu sosyal medya fenomenlerinden tutun da işte onların hatta patronlarına kadar hep arayüz. Nazarları şahısların başarısına indirgiyor. Böylelikle ekip ruhundan değil de şahıstan çok şeyler beklenen anlayışa, sen içindekini bir keşfet. Hürriyetini bir elde et, bak nerelere geleceksin. Ama Bediüzzaman'ın dediği o değil. Ekip içerisinde, takım içerisinde kendini bulabilmek. Hani ben, biz olduğumuz zaman benim diyebilmek. Bu da modern bir köleliğe. Artık o ürünlerinin köleliğine dönüşüyor ki onu korumak için artık ne hallere girdiğini görüyorsunuz. Oysa ki takım ruhunda şahsı manevi anlayışla hareket etmek şart. Tek başına sahili selamete çıkmak yok. Ya beraber çıkılacaktır veyahut izmihlaldir. Yani zincirin en zayıf halkası neyse onu güçlendirmek zorundasınız. O kadardır gücü. En az yürüyeniniz neyse ona göre yürüyeceksiniz. Buna da kanaat deniyor zaten. Risale-i Nur'da şahs-ı manevi bir vücuda ve bir fabrikaya benzetiliyor. Vücuttan uzaklaşan bir organ hem kendini bitiriyor hem vücuda zarar veriyor. Bütün gayret vücut bütünlüğün korunmasına matuf. Çünkü bütünlük içinde her bir uzvun önemi var. Vücudun en önemli organı hangisidir? Beyin midir? Kalp midir? Böbrek midir? Hayır, bunların hepsinin bir vücut içinde olmasıdır. Yani vücut dışında olan bir beynin ne önemi vardır? Bir kalbin ne önemi vardır? Vücudun içinde ise. O zaman vücut bu birbirine nasıl yardım ettiğini görüyoruz. Bakın burada bu böbrek, sağ böbrek küçülmüş ve vazifesini yapamayacak hale gelmiş. Bu sol böbrek boyutunu artırmış. Onun vazifesini üstlenmiş. Ve hiç de öyle alayış numayış yapmamış. Hiç onu tenkit etmemiş. Ya bu böbrek var ya çalışmıyor, benim de yükümü artırdı falan dememiş. Biz tomografi çekmişiz, orada onu görmüşüz. O fedakarlığını orada fark etmişiz. Niye? Muavenet eder. Yardım eder. Vazifesine, değil mi? Eksiğini tamamlar. Eksiği yok değil. O böbrek yapmıyor vazifesini. Ama öteki sessiz sedasız onun vazifesini yapmış. İşte bu vücut ruhu. Bakın bu tarafta ise diğer resimde hemen bu böbreğin çıkışında bir taş var ve bu böbreğin artık fonksiyonları bozulmuş ve küçülmüş. Ama karşıdaki kendi boyutundan çok daha büyük bir boyuta gelmiş ve onun görevini üstlenmiş. Biz bunu sonradan haberdar oluyoruz. Önemli olan o vücut sisteminin ayakta durması. Cenab-ı Hak bunu kainatta gösterdiği gibi vücutta da gösteriyor. Altıncı risale, altıncı kısımda yani hucumat sitede Kur'an Hakim'in tilmizlerini ve hadimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır. Çok özel bir risale. Çok özel bir risaleye üstad Kur'an Hakim'in tilmizlerini sizler diye başlayıp böyle mükafatlar sayacakken şu ayetle giriyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَالَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyin. Bak zalimlere taraftar olun da demiyor. Olmayın da demiyor. Zalimlere taraftar olmayın demiyor. Meyletmeyin. Aksi halde cehennem ateşi size de dokunur. Yani siz kendinizi kurtarmış, muhafaza edilmiş görüyorsunuz ya.
Yok diyor. O size de dokunur. O zaman derin bir mevzu. Çünkü ahir zamandır mevzu. Bunda beşinci desteği şeytaniyede enaniyetten. Enaniyet dolayısıyla insanları, kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar diyor. İnsanda en tehlikeli damar enaniyet, en zayıf damar. O enaniyeti, onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Sizi enaniyette vurmasınlar. Yani enaniyet pozisyonu bizim açık düştüğümüz, savunmasız kaldığımız pozisyon. Çek vur. Açıktasın. Nerede görünmeyeceksin? Şahs-ı manevi içerisinde. Eğer o takımın, o şahs-ı manevinin dışında enaniyet pozisyonunda göründüğün an, sizi enaniyette, o pozisyonda, o halette vurmasınlar. Onunla sizi avlamasınlar. Ve devir enaniyet devri, hem de sizi böyle vurmasınlar. Dördüncü düsturda İhlas Sitesi'nde kardeşlerin meziyetlerini şahıslarınızla ve faziletlerini kendinize tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftar etmektir der. Şimdi enaniyette vurmasınlar ve enaniyetin bu kadar kötü olması insanlar tarih boyunca hep enaniyetten uzak kalmaya sevk etmiş. Ehli hakikat değil mi? Hep enaniyetten uzak kalmanın yollarını bulmaya çalışmış. Onun için fenafi şey, fenafi resul çıkartmışlar böyle yollarla başka şeylerde, kendi dışında başka şeylerde fena olmaya, ben bilmem, şeyhim bilir gibi kelimelerde. Üstad ben sofi değilim. O yol sofi yolu. Eğer öyle şeyh bulursan, o şeyh de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da fenafir resul oluyorsa, o devir hala devamsa ne ala. Ama devir enaniyet devri. O zaman hem bu farklılığı koruyacaksın, hem de ben bilirim diyemeyeceksin. İşte bunun ismi fenafil ihvan, takım ruhu. Güzel bir düstur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani. Üstad kaç tane yani kullanıyor? Anlaşılması zor. Sır açıyor çünkü. Birbirinde fani olmak. Yani kendi hissiyatı nefsanesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamak. Mesleğin esası uhuvvet. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeyindeki vasıta değildir. Çünkü peder ile evlat arasında dinen, hukuken değil mi bir farklılık var. Evlat diyor değil mi? Babası ne kadar da şey olsa, haksız olsa ona itiraz edemez diyor. Hukukunu kıramaz diyor. Şimdi şeyh mürit arasında da böyle bir ilişki var. Çünkü müridin bilmediği gizli yönler, gizli haller vardır. Şeyh onu bilir. Mürit de bu anlayış içerisindedir. Bu böyle bir yöntem değil. Ya kardeşlik. İşte hani vücudun azaları gibi. Birbirini noksanını ikmal eden, kusurunu örten, ihtiyacına yardım eden. Ya da fabrikanın çarkları gibi. Kusurunu görerek tenkit etmez. Şimdi kusuru yok muydu? O böbrek küçük değil miydi? Küçüktü. Ama öteki böbrek onu o yargıya yapmadı. Onun şeyini, kusurunu ortaya çıkarmadı. Onu kapatmaya çalıştı. Bunun ismi işte takım ruhu. Bunu Hafız Ali de Üstad Hazretleri test etmiş değil mi? Hafız Ali abi yanına geldiği zaman işte gül fabrikası, nur fabrikası hadisesinde değil mi? Onun yazısı daha iyi demiş Hüsrev abi için. O daha iyi hizmet eder demiş. Damarına damarına basmış. Bakmış Hafız Ali abi çok memnun olmuş bundan. Üstadın da bu takdirinden de çok memnun olmuş. Üstad şimdi tabii dikkat etmiş. Acaba bana mı öyle görünüyor? Yoksa kalbinden de geçen öyle midir? Dikkat ettim diyor kalbine. Baktım diyor. Kalbi de aynı şeyi söylüyor. Sonra bir şey diyor üstad. İşte bu his çok hizmet edecek. İşte bu histir. Yayılan bu hadisedir. Yoksa bu mevzular anlatılacak ve anlaşılacak mevzu değildir. O filmi çektiği zaman ortaya çıkar. Onun vazifesini o tekmil etmiş, tamamlamış. Bir sonuçtur bu. Eğer böyle olmazsa işte o vücut dağılırmış. O fabrikayı da fabrika sahibi kırarmış, dağıtırmış. Kıyamet senaryosu bunlar. Yani şahs-ı manevinin kaybolması demek, kıyamet senaryosu demek. Üstad enteresan bir şey söylüyor bu Arapça ibarede. Eğer ulvi mesuliyetler,
yüce gayeler ve bir de hadiselerin yarınki neticeleri olmasaydı. Kendi köşesine çekilmek konusunda nefsimin istediğini kendisine verirdim. Takımda hep takım içinde olmak vardır ya, veya fabrikada hep dişlerin çalışması vardır ya, ya yeter benden artık falan diyen böyle bir anlayış. Bunu yok. Eğer diyor yarınki ulvi mesuliyetler, yüce gayeler, hadiselerin yarınki neticeleri olmasaydı ben de kendimi köşeye çekerdim. Nefsimin istediğini kendisine verirdim. Bu küçüklüğünden beri arzu ettiğim maksadımdır. Arzu ve maksadımdır. Ben çok şeyleri gizliyorum. Halbuki isteseydim onları söylerdim. Nefsim onu söylememi istiyordu. Şayet söylersem, takım ruhunu anlatan, barış için bir zemin bırakmamış olurum. Demek ki her doğruyu eğer takım ruhunu bozacaksa söyleyemeyiz. Niye söyleyemeyiz? Takımın manasını bozuyor. Tenkit kapısını açıyor. Yarınki o ulvi neticeleri, yüce gayeleri, hadiselerin yarınki neticelerini bozuyor. İşte bunların hepsi takım ruhunu ifade eden şeyler. İşte bundan birleşenlerden oluşan iğne misali, lamba misali ve her birinin 300 iğneye ve o lambaya, her birinin bir tamamıya sahip olmasının sırları. O zaman zaman cemaat zamanları deyince böyle bir arada olmak değil, birlikte olmanın ismini ifade ediyor. Ondan önce bir arada olmaklar çok. Senin için ölürüz demekler çok. Birini ön planda tutmak çok. Burada vuralım, öldü ölelim demekler çok. Ama bunlar zaman cemaat zamanına uymuyor. Zaman cemaat zamanı birlikte olalım. Neyimiz varsa, istidadımız, kabiliyetimiz, nelerimiz elimizden geliyorsa bu fabrikanın çarkları, bu vücudun azaları mesabesinde burayı ayakta tutmaya çalışalım mantığı. Üstad Hazretleri bir istikbal insanından bahsediyor. Malikiyet serbestiyet devrinden bahsettiği yerde bir de istikbal insanından bahsediyor. Bir kere insan uyanmış de diyor. Kainatın tahacümüne karşı, kainat tahacüm ediyor değil mi? Artık hepimiz biliyoruz Covid'in nasıl bir mikrop olduğunu. Ya da hepimiz biliyoruz işte gökteki işte kuyruklu yıldızın hadisesini, depremin şiddetini, bilmem neyi. Kainatın böyle bütün bilgileri on sana bir vehim olarak geliyor. Kainatın tahacümüne, bu hücumuna karşı istinad edecek ve gayrı mahdut amaline, emellerine ve sınırsız isteklerimiz var. Ne şu nema verecek, istimdatgahı olacak noktayı, yani dini hak olan dane-i hakikati elde etmezse, bu insan yaşayamayacak. İnsanca yaşayamayacak. İnsani özellikleri olmayacak. Çünkü insanın vicdanında istinat noktası ve istimdat noktası denilen iki tane hakikat var ki, biri Allah'a imandan başka hiçbir şeyle doyurulmuyor, ikincisi de emelleri için ahirete imandan başka hiçbir şeyle doyurulmuyor. Demek istikbalde nevi beşerin dini fıtrisi, yani fıtratı arayacak, 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 İslamiyet olacağına beratül istihlal var. Çıkış noktası yalnız o. O zaman biz onların önünde bu istinat ve istimdat noktasını tatmin edecek doğru İslamiyet'i gösterirsek, şimdi bunlar da arayışta. Hah, benim dediğim budur diyecek. Bundan sonra da fevç katılacak. Dönüyorlar. Sen ifrat ediyorsun. Görmüyor musun etrafı? Hayali hakikat görüyorsun. Bizi de cahillikle suçluyorsun. Zaman ahir zaman gittikçe fena olacak. Durum daha da kötü. Bu şeyleri değil mi? Her zaman duyduğumuz. Üstad neden diyor? Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da yalnız bizim için tedeni dünyası olsun? Öyle mi? Siz beni anlamadınız diyor. İşte ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. İstikbal adamı dedik ya genç sayıda. Peki bu müstakbeldeki adamların özelliği ne olacak? Şu muasırlarım diyor, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim.
sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Şu zamanın memesinde bizimle süt emen ve gözleri arkaya maziye bakan ve tasavvuratları kendileri gibi hakikatsiz ve ayrılmış olan bu çocuklar varsınlar şu söylediğimiz, şu kitabın, şu Risale-i Nur'un haşiye, hakaikini hayal tevehüm etsinler. Zira ben biliyorum ki şu kitabın mesaili hakikat olarak sizde tahakkuk edecektir. İstikbal insanı olan o genç Said'de tahakkuk edecektir. Dönüyor, sizler diyor, ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslamiyet'i bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar, gelen neslin kapısında durmayınız, mezar sizi bekliyor, çekiliniz. Ta ki hakikat İslamiye'yi hakkıyla kainat üstünde temevvüç saz edecek olan nesli cedid, yeni o genç Said gelsin. Peki buradaki üstadın dilinden istikbal nedir? Mazi nedir? İstikbal insanının özellikleri nedir? Mazi insanın özellikleri nedir? Karşımıza 8. mukaddime gidiyoruz. 8. mukaddime muhakematta geçen uzun mukaddeden usanma diye başlayan bir mukaddeme. Zira nihayeti nihayet derecede mühimdir. Ve şu gelen mukaddeme her kemali mahveden yeisi öldürür. Yeis her kemali mahveden bir şeymiş. Bu mukaddemeyi anlarsan diyor, her kemali mahveden yeis ölür ve bir saadetin mayesi, her bir saadetin mayesi olan ümidi hayatlandırır. Mazi başkalara, istikbal bize olacağına beşaret verir. Demek biz ortada duruyoruz, halis. Mazi başkalarının olsun, istikbal bizim olsun. Ama şu mukaddemeyi anlarsan diyor. Biz ehli halis, namzet istikbaliz. İstikbalinde adayız. Her aday oraya kavuşamıyor tabii. Adaylık için değil mi? Şartlar var. O adayın yerine getirmesi gereken şartlar var. O zaman istikbal insanını bir tarih çizelgesine göre ayarlayabiliriz. Tarihe, kronolojiye göre istikbali insanı üstad hangi bölümlere, hangi tarihin bölümlerine diyor? Ebnai maziden muradım. Mazi adamları, mazi devrinden muradım, İslamların gayrısından 10. asırdan evvel olan Kurun-u Vusta ve Ula, yani İslam olmayanlardan, bunu 10. asrı Hicriye Miladi'ye çevirsem 1700'den önceki bütün İslam olmayanların devri, mazi devri. 1700'den sonra onlarda istikbal anlayışları başlıyor. Millet-i İslam ise 300 seneye kadar mümtaz ve serfiraz. Demek istikbal insanın en mükemmel zamanı asr-ı saadet. 300 seneye kadar. Sonra fil cümle 500'e kadar. Yani kısmen de 500'e. Yani ortalama değil mi? 1200'lü yıllara, 12. asra kadar gelen bir dönemi üstad istikbal devri. 5. asırdan 12. asra kadar şu koyuyla işaretlenen yeri üstad mazi ile tabir ederim. Sonra bir kırmızı daha var. Ondan sonra müstakbel derim. Ümmetimin en hayırları baştakilerle sondakilerdir. Demek ki bu bir kaderin cilvesi. Bütün peygamberlerin yolu. Yani Hazreti Nuh Cenab-ı Hakk'ın emriyle gemiyi yapmış. Hemen insanlık gemiyle başlamış gemiyi geliştirmeye. Yok öyle bir şey. Hazreti Nuh'un o büyük değil mi mucizesi. Sonra unutulmuş. Sonra yavaş yavaş insanlar işte ağaçları yontarak oradan kanallar, neyse kayıklar, şunlar bunlar gele gele gele. Ne zaman gelmiş gemi? Bu da tarihe kadar. O dönemde bir mazi dönemi olmuş. Ya da Hazreti İbrahim ateşe atılmış aleyhisselam. Yanmamış. Cenab-ı Hak korumuş. Hem de etrafını da korumuş. Elbisesini de korumuş. Sonra insanlar hemen yanmayan elbiseler bulmamışlar. Sonra zaman geçmiş değil mi? Asrımıza gelmiş, o zaman bulunmuş. Peki aynı şekilde bu yüksek devride Hazreti Peygamber Aleyhisselam yaşamış ve sahabelerine yaşatmış. O devir sonradan unutulmuş ama o devrin tekrar bütün insanlıkla, nasıl ki Hazreti Nuh'un inananlar gemiyi bulmuyor, devam etmiyor şu anda. İnsanlığın bütün bir birikimi. Hazreti İbrahim yakmadı diye amyantı bulmaya çalışmıyor diğerleri. İnsanlık büyük bütün birikimle.
Hazreti Peygamber Aleyhisselam da o hayatı ve hayatıyla ortaya koyduğu o hayat içtimaiye bakan noktalar, insaniyete bakan noktaları insanlık böyle az önce konuştuğumuz gibi yaşayarak, o istimdat noktalarını ondan sonra hissederek fark ediyorlar. O zaman devirde fıtrat icabı böyle bir şey var. Zaten bu da tamamlanınca döngü tamamlanmış oluyor. Döngü tamamlandığı gün kıyamet. Peki bir de davranışa göre istikbal insanı. Bu biraz önceki tarihin çizelgesine göreydi. Tekrar bir mukaddemeye dönüyoruz. Bundan sonra malumdur ki insanda müdebbiri galip, yani insanı harekete geçiren, aktif eden, ortaya çıkaran, aklını çelen ya akıl veya basar. Yani bunun üzerine ya akıl ya da gördüğü üzerine. Tabiri diğerle efkar, hissiyat. Tabloya dökelim. İstikbal insanı aklı ön planda tutan insanmış. Mazi insanı aklı gözünde, gördüğüne inanan insanmış. Onun için insan görerek, yani seyreden bir varlık değil. Seyretme özelliği ön planda olan bir varlık değil. İnsanın çalışma disiplini oku oku yazdır, değil mi? İgra, sonra tekrar igra, sonra kalem. İnsan okumayla kemalatını buluyor. Sistem böyle çalışıyor. Ama Türkiye'nin ortalamasına bakın şu anda, değil mi? 6 saat televizyon seyreden, 5-6 saat internette vakit geçiren, işte 3-5 dakika okuyan ortalamayla. Yani hangi bir topluma dönmüş? Yapı olarak mazi insanı toplumuna dönmüş. İstikbal insanı fikri ön plandadır. Mazide hissiyat ön plandadır. O andaki o hissin gereği nasıl konuşması lazımsa o hissin tesiriyle konuşur. İstikbal insanında hak, mazi insanında kuvvet ön plandadır. İstikbal insanında hikmet, ilim, fen ve sanat önceliklidir. Mazide hükümet, idareci, tamam mı? Oradan bekliyor ya, yönetenler, yönetilenler kelimesi gibi. İstikbal, temayülat akliye, meşveret anlayışı. Mazi insanı içinden öyle doğdu, içinden öyle geldi, temayülüm öyle. Bunun gibi mazi hüdayı esas alıyor. İstikbal, mazi hevayı. İstikbal insanı bürhan istiyor, kesin deliller istiyor. Mazi insanı ise etkili hitabet. Kim etkili hitap ediyor? Kim onun hissiyatına dokunuyor? Kim onun, tamam mı, heyecanını artırıyor? Kim onun gözüne boyalı şeyler gösteriyor? Onun peşinde gidiyor. Şimdi bu da, ben istikbal döneminde olabilirim. Yani tarih çizelgesine göre. Ama mazi kafalı mıyım, istikbal kafalı mıyım? Şimdi mazi döneminde de istikbal kafalılar yok muydu? Vardı ama toplumun genel yapısı öyle değildi. Burada da aynı şekil istikbal insanı döneminde asr-ı saadette yaşayıp mazi kafasında olanlar yok muydu? Vardı. Bu da kişinin, bireyin kendi imtihanı. Mazide hüküm farma, garaz, husumet, meyli tefevvuk. Üstünlük meydi, kendisinin daha inandığı, iyi olduğunu. Bunlar da hissiyat, müylat, kuvvetle ayakta duruyor. O zaman ehlini, mazi insanını irşad için iknaya, hitabiye yeter. Kim hissi okşasa, kim, tamam mı, meyillere tesir verse, bir bezese, müzeyyene etse, böyle şaşalandırsa, o dinleniyor. Ne konuştu ama deniyor, tamam mı? Ne yaptı çok önemli değil onun. Niye? Çünkü mazi insanın da o andaki hissi önemliydi. Ama biz öyle değiliz diyoruz. Biz delil isteriz. Berahini kat'adan başka, kat'i bürhanlardan, delillerden başka hiçbir şeyle istikbal insanlarını anlatıyoruz. Biz ehli haliz ama namzet istikbaliz. Mazi başkaları olsun, istikbal bize. Ve bir mektup. Genç Sait icazet veriliyor. Üstad bir ilginç mektup yazıyor Emirdağ Laikası'nda. Size hayatımda vefattan sonra elinize geçecek manevi malımı ve hukukumu size vermeye ve mutu kablen temutu sırrına binaen ölümden evvel sizi bir fiil varis yapmaya dair bir nur şakirdi sordu. Üstad böyle bir şey yapıyor. Vefatından önce talebelerine mirasını veriyor. Hikmet nedir dediler. Sizi daha çok yanımızda, aramızda görmek istiyoruz. İnşallah öyle kalacaksınız. Neden dağıtıyorsun bize mirasını?
Ben de dedim ki eğer vefattan sonra bu hakiki ve hakikatli varislerin eline bu malım geçse, dünya malı gibi bir derece taksim olur. Ha, vefat etti, terekesi getirildi. İşte şuna şurası, şuna şurası, şuna şurası. Malı bölündü mü? Bölündü. Vefattan sonra böyle olur. Ama umuma malik olamaz. Fakat ölümden evvel varislere verilse, emval-i uhreviye gibi her birisi umum o mala, o nur lambasına, derecesine göre malik sayılır. Her birisi küçük birer sayıda olur. Üstad topluyor böyle talebelerini. Risale-i Nur senindir. Risale-i Nur senindir. Risale-i Nur senindir. Hepsine Risale-i Nur senindir diyor. Ne demek? Risale-i Nur senindir, kendi malındır. Kendi öz telifin gibi hisset. Ama ötekilerle beraber hisseli tapu verdim sana. Diğerlerinin şifresiyle beraber çalıştırılacak bir program. Beraber çalıştırılacak bir program. İşte o zaman bir nöbetçi yerine binler nöbetçi olur. Said'in ırsiyette yalnız binden bir hisse sahibi bir nurcu olmaz. Bir parçasını alan bir işte cübbesi bendeydi, öbürü ondaydı falandı filan da olmaz. Ya tam bir genç Said olur. E bunu ne zaman verebilir? İcazetini aldıktan sonra verebilir. Çünkü hoca talebesine bunu yapamaz. Hoca talebesi ne yapar? İcazet verir. Onu da hoca yapar. Çünkü meslek ne üzerine devam edecek? Şahs-ı manevi ve meşveret üzerine. E meşverette hoca talebe meşvereti olur mu? Şeyh bir mürit meşvereti olur mu? Olmaz. O da aynı seviyeye çıkacak ki. O zaman Üstad Hazretleri bir şey yapıyor. Hemen Emirdağ Laikası'nın ilk mektubu bu. İkincisinin. Bayram tebrikiyle beraber her birisinin derecesine göre birer sait ve birer varisim ve benim yerimden nurların birer bekçi muhafızı olarak manevi bir hataya binen kabul ettiğim gibi sizlere de o eski zaman üstadlarının icazet almaya layık olan talebelerine icazet-i ilmiye verdikleri misüllü icazet veriyorum. Yani her birinizi meşveretin yön, hani takım neydi? Yöneten yönetilen kelimelerin olmadığı, tamamının birden yönettiği bir anlayış ya. O zaman her birinizi bunun içerisinde bir yapı olarak, o zaman işte buna da ben diyor, genç Said diyorum. Çünkü Risale-i Nur talebenin hastası da oydu. Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahipçisin. Sözlerin şu meselesine, bu meselesine değil, bütün meselesine sahip çıksın. Ayırmasın. Çünkü malın tamamını birden verdi. Bir kısmını verseydi, ben sözlerin imani meselelerine sahip çıkanlardan, üstad bana orayı vermiş derdim. Öteki de bilmem. Öyle değil ki. Her birine malın tamamını verdi. En mühim vazife hayatesi onun neşir ve hizmeti bilsin. Mektubun devamında o şakirt dedi. Her bir has şakirdin senin gibi hayatını ve bütün rahatını feda edebilir mi ki o koca malı birden, bütün birden alsın? Üstadın hayatında çektiği değil mi? O malı korumak için, izzetini korumak için. Yani Risale-i Nur'un o şahs-ı manevisinin izzetini korumak için yaptığı. Onlar ortadayken kim yapabilir? Bu devirde kim yapabilir? Evet şu yapabilir, bu yapabilir demiyor. Ben de dedim inşallah tesanüdün sırrı azimiyle. Üç elif tesanütle 111 kuvvetinde gösterdiği gibi has şakirtlerinin mabeynindeki tesanüt hakikinin verdiği kuvvet benim gibi bir çarenin sizce fevkalde zannedilen fedakarlığından geri kalmayacaktır inşallah. Bunu nasıl yapabilirsiniz? O size verdiklerim, o icazetleri toplayıp beraber bir araya getirerek birliktelikle yapabilirsiniz. İşte ancak onunla karşılanabilir. Bundan sonraki İşte Bediüzzaman'ın gelecek tasavvurundaki genç Said'i budur. O zaman bunun yaşla ilgisi yoktur. Nice gençler vardır ki kendisinden bekler, genç Said olamaz. Nice kıdemler vardır ki bir takım ruhu içerisinde hareket etmenin önemini fark etmiştir. Ama onlar genç Said'dir. Üstadın ifadesiyle. Nurları kendi malı gibi hayatlarının en büyük gayesini Risale-i Hizmet olarak gören genç Said'ler, artık icazet almaya hak kazanmışlardır. Genç Saitler Risale-i Nur'ların tamamına valis olma yükünü ancak zeki bir muhatap gördüğü diğer kardeşleriyle beraber taşıyabileceğini fark edip şahs-ı manevi olmanın şartını ifa edeceklerdir. İşte biz anlayışı bu. Onun için Kur'an
etrafımıza toplandığımız diyor. Etrafına toplandığımız hizmeti Kur'an-ı Ene'yi kabul etmiyor. Nahnu istiyor. Ben demeyiniz, biz deyiniz. Bu ayet meşveret ayeti ve şavirhum fil emr. Meali şu. Ali İmran suresi 159. ayet. İşlerinde onlarla istişare et. İşlerinde onlarla istişare et. Sanki bir tavsiye gibi, şey gibi. Ama üstad böyle yorumlamıyor bunu. Tefsirini şöyle diyor. Bu ayet emriyle kardeşlerimle bir meşverete muhtacım. Kardeşlerimle bir meşverete muhtacım. Muhtacım kelimesi İhlas Suresi'nde ne kadar geçiyor? Muhtacım kelimesi kardeşlerimi bulamadan olma. Ben, biz isem benim mantığının ifadesi. İşte o zaman ben kardeşlerimle beraber Risale'nin şahs-ı manevisini temsil eden has şakitler ve kardeşlerimle beraber bir sonuç, bir emir alabilirim. Benim de şimdi bir reyim var der. Benim de şimdi bir reyim var da kıymetlidir. Malikiyet, serbestiyet devrini anlatan bir şeydir. Yani burada bakın, her bir puzzle başkaları tarafından getirileniyor. O puzzle'ın küçük parçaları. Her biri farklı. Ama bütünlerin toplamından çıkan görüntü, asıl görüntü. Benim de bir reyim var demek iki manaya geliyor. Benim farklı bir puzzle'ım var. Onu getirmem lazım. Ama yalnız bir tane var. Onu da ben yol yordan bulamam, önümü göremem. Diğerleriyle beraber toplanıp bir görüntüyü görmek zorundayım. O zaman ben kendi fikrimi önemseyeceğim. Çünkü Cenab-ı Hak bana taktığı özellikler var. Herkese taktığı gibi. Ama bu fikri bir puzzle'ın parçası gibi düşünüp, resmin tamamına sahip olmak için kendindeki biri verip, ben bilmem, kim bilir fena fil ihvan, tamamlanmaya ihtiyaç duyacaktır ki kardeşlerimle meşverete muhtacım. İşte burada madem muhtaç, o zaman tenkit yapamaz. Tenkit yaparsa sıkıntı var demektir. Anlayış sıkıntısı var demektir. Grup kelimesi ön plana çıkmaya başlıyor demektir. Çünkü şahs-ı manevi anlamamak demektir. Biz olma şuurunu baltalamak demektir. Başka tenkitlerin de doğmasını, azaların birbirleriyle uğraşmasını, şahs-ı manevinin metin birikimi olan meşveretin zayıflamasını, bünyenin savunmasız bıraktığı mağlubiyetlere zemin isar etmesini, artık bunları yaptıktan sonra söylediğinin haklı ya da haksız olmasının önemi yoktur. Vücudun tamamını tamamlamak için, bütününü tamamlamak için hareket edenler, tamam mı? Birinin üzerine yüklendiği zaman, onun için ikinci düstur da tenkit etmez. Nefis ve şeytan böyle şeye deyince itiraza karşı sizi, haklı da olsanız tenkide sevk edince deyiniz. Yok, böyle biz bunu yapamayız. O zaman takım ruhunu yakalayan, malikiyet ve serbestiyet devrinin gereği aktif kalınca Bediüzzaman'dan icazet almış genç saitler, sadece hizmet edenleri seyredip yorum yapan değil. Artık bakalım ne yapacak? Hayır. İçinde olmadığımız hiçbir şeyde şahs-ı manevi ve cemaat ruhu oluşmayacak demektir. Ya ne diyecek? İş başa düşmüştür. Bu anlayışla bizzat ve vazife başındadır. İstidat, kabiliyet, enerjilerini hizmete kanalize eden bu fertlere artık yaş başı önemli mi? İşte genç sayıklıdır. O takım içerisinde kalabilendir. Ve bu anlayış genç sayının anlayışıdır. Günümüzde dahili ihtilaflar, mağlup bir çare bir reise, bütün reisler mağluptur ve bir çaredir. Çünkü meşvet edecekleri yoktur kendi etrafında. Yahut müdahil memurlara, onun dalkavuk memurlarına veyahut mantıksız bir kısım zabitlere itimat edilip, umumun malı mukaddesesi olan dinin himayesi onlara bırakılma yanlışı, bunu her dönemde, her ailede düşünelim, cemaatte düşünelim, cemiyette düşünelim, şirkette düşünelim, değil mi? Devlette düşünelim. Efkar ammedeki hissiyat ve hamiyet-i İslami'yi zedeleyip, kamuoyunun müzahirliğini ve mesuliyetini unutturdu. Fitnekar süfyan siyaseti revaç bulup, tarafgirlik körlüğüyle İttihad-ı İslam'ın temellerini sarstı. Risale-i Nur, ahir zamanda asr-ı saadetin varisi olduğundan, baştakilerle sondakiler, nurun mesleği de sahabe mesleğidir. Sahabe ve tabiinin hareket tarzları nurun serencamında da görülür. Dikkat ettiğimiz zaman görürüz. Ve çok ilginç bir yer. Eğer denilse,
mübarek İslamiyet ve nurani asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve veçi rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra layık değildiler. Neden Cenab-ı Hak kaderi noktadan, değil mi, Hazreti Hüseyin'e, değil mi, böyle sonlar, dehşetli sonuçlar? Hikmeti nedir? İşte aynı dönemin bir başka şeyini yaşıyoruz. Bu ehl-i imanın başına gelen sıkıntıların, az önce anlatılan konuların, değil mi, hikmeti nedir? El cevap, nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına. Bahar günü ya, baharı keyfini yaşayacakken dehşetli yağmurlu bir fırtına. Görünüşte insanı biraz ürkütüyor. Her tayfeyi nebatatın, her bitki tayfesinin, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder. İnkişaf ettirir. Her biri kendine mahsus çiçek açar. Fıtri birer vazife başına geçer. Fıtri demek, yani yapısında ne varsa, neyi yapabiliyorsa. Öyle de sahabe ve tabiinin başına gelen fitne dahi, ahir zaman örneğiyle beraber düşünelim, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. Her birimiz çekirdek hükmündeydik. Potansiyel vardı ama buna bir fırtına lazımdı. Bir dehşetli yağmurlar lazımdı. Hadiseler bunu doğurdu. İslamiyet tehlikelidir. Yangın var diye her tayfeyi korkuttu. İslamiyet'in hıfzına koşturdu. Bana görev verilmedi. Ya yangın var. Seferberlik halinde ilgililer, yetkililer var mıdır? Herkes ne kurtarabilirse, ne yapabilirse, işte bunun yeniden uyanmasının ismi Genç Said. Her biri kendi istidadına göre camia İslamiyet'in kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı. Yani dinin hizmetinde birbirine müzahame olur mu? Zahmet olur mu? Alan mı dar? Hizmet edilecek yer mi yok? O zaman kesretli ve muhtelif vazifelerden nedir tabuna uygun? Nedir işte onun vazifesini omuzuna aldı. Kemal-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-i imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı. Çünkü asr-ı saadetten sonra ne vardı? Böyle yönetimin, böyle saltanat anlayışının hakim olması, milliyetçilik anlayışının hakim olmasından kaynaklanan dinin de böyle onlarda temsili ve buna bağlı olarak herkesin kendi kabuğuna çekilmesi vardı. Cenab-ı Hak bu fırtınayla o zaman ne yaptı? Her biri, işte ondan sonra İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, değil mi, o büyük zatlar ondan sonra çıktı. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan alem-i İslamiyet'in aktarına o fırtınalarıyla tohumlar atıldı. Yarı yeri gülistana çevirdi. Güya desti kudret. Celal ile asrı çalkaladı. Demek veçi rahmeti nedir deyince, desti kudret celal ile çalkaladı. Şiddetle tahrik edip çevirdi. Ehli himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. İşte ehli iman şu anda buna muhtaç. Birilerine temsil edecek, birilerine teslim edilecek bir durum değil. İş bana düşmüştür. İş başa düşmüştür. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziye ile, kuvve-i anil merkeziye, her tarafa, pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, aktapları, alem-i İslam'ın aklarını uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip, Kur'an hazinelerinden istifadeye gözlerini açtırdı. Sahabe ve tabiinin yaşadığı ciğersuz hadisada ümmetimin sonunun kurtuluşu, başının kurtuluşu gibidir zaviyesinden bakılırsa. Helaket ve felaket asrı günümüzde çıkışın yol haritası fark edilir. Büyük ümitlerle denenen ve sükutu hayaller netice veren ve bunca azim yanlışlardan sonra çıkış arayan günümüz toplumu, malikiyet ve serbestiyet devrenin gereği takım ruhunu yakalamış, benim de bir reyim ve mükellef olduğum vazifelerim var diyen hamiyetli genç sahipleri bekliyor. Kader ise
hadisatın tokatlarıyla bu tabloyu umuma mal etmeye ve cemiyetin gözlerini açmaya zemin ihsal ediyor. Onun için bizde teveccühü amme, nazar dikkati kendine celbetmek, kardeşlerin şerefiyle yaşamak, bunların önüne geçiyor. Kevser-i Kur'an'dan süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için, bir buz parçasının evindeki şahsiyetini ve enaniyeti o havuz içine atıp eritmekle genç sayıda oluyor. Ama nefis ve hevanın, his ve vehmin nasıl aldattığını, şiddetli ikaz olunduğunu herkes kendi dünyasında hissediyor. Mesleğimizin kardeşlik olması, gıpta kerane bir müzahame medar olmaması, makamların, uhuvvetteki makamların geniş olması, hep bu rüzgarlara karşı bizi koruyucu oluyor. Ve Rabbimizden de niyaz ediyoruz ki, bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki, bizleri ihlası tam ve muvaffak eylesin. Allahümme bihakki suretil ihlasi icalne min ibadikel muhlisinel muhlasin. Amin. Subhaneke la ilme lana illa muallamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Elhamdülillah.